Vay be. Demek bunları da duyacaktım ha? İnanmıyorum ya. Bizi mi dinliyorsun sen? Asya bir dur. İyi bir hasar tespiti yapalım. Boracığım, tam olarak ne duydun acaba? Geçmişten geliyormuş. Mükemmel dostluğunuz. Gördük ne kadar da köklü bir dostluğunuz olduğunu. Biz bile birbirimizi böyle ortalık bir yerde yemiyoruz be. Ayıptır. Bora, ben şimdi yiyeceğim seni ortalık yerde. Bas git Bora. Ama çok meraklıydım sizin dramanızı izlemeye. Asya ne yaptın? Ben bilerek yapmadım. Onun orada olduğunu bilseydim. Bilsen de bilmesen de bunu dillendirmemen lazım Asya. Sırrımızı ortaya dökecektin. Evet. Şaka değil bu. Ya tamam, yaptım bir hata, tamam. Tamam mı? Evet ya, ne olur büyütmeyelim. Bizim hata yapma gibi bir lüksümüz yok. Ya tamam tamam, atlattık. Bir yarışmayı da kazandık. Uzatmayalım artık ha. Ya tamam, yaptım bir hata. Ama sonucunda bir şey oldu mu? Hayır. Bu tavır neden? Çünkü her zaman şansımız bu kadar yaver gitmez. Evet. Yarışmayı da atlattık, Bora'yı da atlattık ama üçüncüde kesin patlarız. Ne demişler Asya? Bir sıçrar, iki sıçrar ama üçüncüde... Siz ikiniz benim yüzümden takıma zarar geleceğini düşünüyorsunuz. Hayır Asya, Asya biz hiç öyle bir şey düşünmüyoruz. Yani lütfen. Ben cevabımı aldım. Teşekkürler. Asya ne olur gitme. İskender sen nereye gidiyorsun? Ya ben nereye gideceğim ya? Asya, İskender. Beceriksiz. Basiretsiz ve de gereksiz. Ya arkadaş, ben sizi hak edecek ne gibi bir günah işledim acaba ha? Neden sizin bana hiçbir yararınız dokunmuyor kardeşim? Sen sözde ekibin en kurnazısın ama ne işe yaradın? Hiç! Asya yarışmadan önce moralimi bozdu. Yoksa ben ona gösterirdim. Kaplanın morali bozulmaz. O senin değil. Sen onun moralini bozacaksın. Sana hiçbir şey demiyorum. Seni takıma almak tamamen benim IQ'mun şaşması. Senin bir suçun yok yani. Ve sen... sana pençeye katılmak için tek bir şans daha veriyorum. Eğer menzil atışını da batırırsan... pençeyi ancak kabusunda görürsün. Bak rüyana demiyorum ha. Kabusunda. Altını çizeyim. Sen hiç merak etme. Öyle bir atış yapacağım ki o kızlar beni asla geçemeyecek. Hadi inşallah. Peki hayatında bir kez işe yarayacakken her şey eline yüzüne bulaştıran dahi Bora Efendi nerede acaba? Size süper kere süper bir haberim var arkadaşlar. Hazır mısınız? Pençeyi mi bırakıyorsun yoksa? Aşk olsun ama ya.
Yılın en büyük haberiyle gelmiştim ben oysa. Mavi Ay çok pis kavga etti. Mavi Ay bundan sonra bitti. Hayret bir şey ya. Bizim hata yapma lüksümüz yok. Niye? Biz insan değil miyiz? Nasıl ya? Bir sakin ol. Elif sen söyle ya, biz insan değil miyiz? Ya öyleyiz, öyleyiz de. Hatasız kul olur mu? Olmaz. Hepimiz süper kahraman değiliz maalesef. Ben düz insanım. Düz insan! Asya tamam tamam, çok haklısın ama bak böyle olmaz, sakinleşmen gerekiyor. Neymiş efendim? Bana hırs yakışmıyormuş. Bu kadar hırs insana zararlıymış. Sinan'a bir şey diyen yok ama. Ben kimin canını yaktım, kime zarar verdim? Asya tamam yeter ya. Tamam, şimdi hiç konuşmuyoruz ve nefes alıp sakinleşiyoruz, tamam mı? Burundan al. Ama söylediklerim... Asya! Burundan derin bir nefes alıyoruz ve ağızdan veriyoruz. Şimdi! Her şeyin en iyisini sen biliyorsun. Bana diyor, her şeyi bilen diye bana diyor. Sinan sen söyle ya, ben böyle bir şey iddia ettim mi kardeşim? Ha? Kibirli bir insan mıyım ben ya? Yani onu kibirli demeyelim de. Her zaman her şekilde neyin doğru neyin yanlış olduğunu biliyorsun diyeyim kardeşim. Tamam, bu kötü bir şey mi? Hayır hayır, kesinlikle kötü bir şey değil. Sen çocuk eğitimi almış çocuksun ya. Bunu herkes yapamaz ha. Zor bir şey yani. O zaman aslında niye ben kötü bir şey yapmışım gibi davranıyor bana Sinan? Ben anlamıyorum, idrak edemiyorum. Ciddiyim ya. İskender, güzel kardeşim. Biz sana modern dünyanın dilini, kültürünü vesaire anlattık durduk ama çok önemli bir şey unuttuk. Neymiş o? Trip. Kız trip kardeşim. Yaşayarak öğreneceksin. En sinir olduğum şey de ne biliyor musun? Bana trip atıyorsun diyecek. Hem de kız tribi deyip geçecek. Ya İskender ne bilsin trip falan. Emin ol öyle düşünmüyordur o. Hem İskender çok düşünceli çocuktur. Ya Asya, biz boşuna mı 15 dakikalık nefes egzersizi yaptık ya? Biraz sakin ol. Bana öyle bakma. Şu an kızgın değilim Elif. Kırgınım. Kalbimden gözlerime kadar kırgınım. Başka türlü bakamıyorum. Kusura bakma. Asya, canım arkadaşım. Bana inan, bile isteye kırmamıştır seni. Ben de bile isteye hata yapmadım ki zaten. Bak ne oldu Elif? Bana dedi ki... Asya ne olur yapma. Mavi'ye zarar veriyorsun dedi. Ya hayır hayır, öyle bir şey yok Asya. Hırsımdan Mavi'ye zarar verdiğimi düşünüyor. Ben neden hırs yaptım biliyor musun? Çünkü benim yüzümden yenildik diye ben de hırs yaptım Mavi için. Affet beni Asya. Şimdi anlıyorum neye kırıldığını. Ve çok haklısın. Tamam, tamam ağla, açılırsın. Ben onunla konuşup hatasını fark etmesini sağlayacağım. Sen hiç merak etme. Arda'yla kulübe gitsen. Hani Arda nerede, yok ki. Uf Arda, uf. İhtiyacımız yokken dibimizden ayrılmazsın ya. Neredesin acaba şu anda? Karşılaşmamıza 3 gün kaldı.
ve bizim çalışmamız gereken halde biz daha beraber bile değiliz. Harbiden ya. Menzil atışına son 3 gün kaldı, bizim uğraştığımız şeye bak. Ne yapacağız Sinan? Ne yapacağız? Ya ben gidip özür dileyeceğim. Bu böyle olmaz. Sıkıldım çünkü artık, yeter. İskender, sen ne yaptığını özür dileyeceksin ya? Sinan, ne yaptığımı bilmiyorum. Lakin ben bu mevzuyu uzatma niyetinde değilim. Haberin olsun yani. Hayır, kesinlikle olmaz. Bu adil değil. Bak güzel kardeşim. Özür dilemesi gereken kişi o. Yüzlük yüzlük kuyruğuna geldik. Pençeyi kapattırmamıza son 3 gün kaldı ve Asya hala bize trip atıyor. Sen bir de gidip özür dileyeceksin, öyle mi? Yok öyle ya mı? Sinan tamam, önemli değil. Özür dilemek beni küçültmez. O zaman o özür dileyecek kardeşim. Ne yaptığını anlasın ki bir daha yapmasın. Bak bu da Salih Hoca'nın lafıydı. Neyse, ben gidip Asya'yla konuşacağım. Sen de Arda'yı alıp kulübe geç. Arda'yı görebiliyor muyuz ki? Harbiden ya. En kritik anlarda ortadan kaybolmayı nasıl başarıyor anlamıyorum. Hocam işte biliyorsunuz ben dedikoduyu hiç sevmem. Ama benden duymuş olmayın. Durum çok fena. Yapma ya. Sen şu olanları bir doğru düzgün anlat bakayım. İşte hocam dediğim gibi. İskender Asya, sen hırsının kurban oldun deyince. Ay, vah vah vah. Asya'da senin canın can, bizim canımız patlıcanın minvalinde bir tane yükseliş yapınca. Ne diyorsun? Ya Savaş, sen de yangına körükle gidip durma. E ama çocuk bunlar, olur öyle şey. Olur olur tabii de, bu pek iyi olmamış. Heh. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Bu çocukları hep bu pençe bozdu. Kötü örnek oluyorlar. Siz birbirinizi hiç kırmazdınız. Aynen. Evet. Tabii bir de sürekli mücadele içinde olunca o da kötü etkilemiş olabilir. Aynen. Ya bugün kavga ederler, yarın barışırlar, çocuk bunlar. Ve bak görürsünüz az sonra kol kolu kapıdan içeri girerler. Aynen ya. Aynen deyince sorun çıkmazmış. Senin bu saatte okulda olman gerekmiyor muydu acaba canım Ardacığım? Aynen. He? Hocam ders boştu zaten ya. He. Onu bırakın da gelin. Biz bu çocukları ne yapacağız ya? Ben bir gidip kulaklarını mı çeksem, ne yapsam? Elinize sağlık hocam. Yanlarından ayrıldım ama gizlice dinledim. Sonra İskender Asya'yı sırrımızı açık edecektin diye bir haşladı. Bunların sırrı ne ki acaba? Hayırdır? Birileri entrika kokusu alıyor galiba. Evet, burnum pis kokular konusunda biraz hassastır. O yüzden de senden pek hoşlanmıyor. Şişt, yeter. Parazit yapmayın. Şu an keyfim gayet yerinde. Bu sevgi pıtırcıkları menzil atışına kadar barışmazlar inşallah. Benim bildiğim pençe işini şansa bırakmaz. Bir şeyler yapmak lazım. Aferin benim. Doğru, bir şeyler yapmak lazım. Evet ama... Ne? Zaten yanıyorlar. Bence yangına biraz benzin dökebiliriz. Bir aferin de Ceren'e gel. Bravo. Kolonya'da dökebiliriz. Hani benzin bulamazsak diye dedim. Sen bir şey deme Boracığım. Yalvarırım sen bir şey deme. Hadi yürüyün. Asya tribün enfeksiyonunu atlatmış. Özür dilemeye geliyor. Ben sana demedim mi İskender düşünceye çocuktur diye? Bak hatasını anlamış, özür dilemeye geliyor. Hadi inşallah. Evet İskender, seni dinliyoruz. Ne tür bir şarkı istersiniz Elif? Çünkü eğer beklediğiniz şeyin özür dilemek ise ondan yok. Ama seve seve şarkı söyleriz. Kulağını aç Elif, benden söylemesin. Duyduğum benim yani eski karayelin sesi. Pardon da sana ne oluyor Sinan? Sen İskender'in avukatı mısın? Peki sen 8 yaşında mısın Elif?
Çünkü ben en son bu lafı birine söylediğimde 8 yaşındaydım da. Sen boş ver, gerek yok. Elif'in bu konuyla bir ilgisi yok. Bana sinir olup da kızın üstüne gitme. Eğer Elif'i düşünseydin onu doldurmazdı. Ne diyorsun sen ya? Ben kimi doldurmuşum? Asıl seni dolduranlara bakmak lazım. Aynen. Ben haklı olanın yanındayım. O zaman bu tarafa geç. Çünkü haklı olan burada. Bunu herkes biliyor. Öyle mi İskender? Asya, haklı olup olmamak o kadar da önemli değil. Bir dakika yani. Haklıyım diyorsun. Haklıyım ama önemsiz yani. Öyle mi? Haklı tabii. Ya ne? Sen karışma Sinan. Ya sabır, ya selamet. Şimdi de sabrını taşırdık. Öyle mi? Benim kırılmam da haklı olman kadar önemsiz herhalde İskender. Her şeyi sen başlattın Asya. Pes ya, kraldan çok kralcılık bu. Bana söylediklerini unutmayacağım. Ya senin sözlerin? Şimdi tribin sırası değil. Kızın kalbi kırıldı, kalpsiz. Ben miyim kalpsiz olan? Sinan tamam, gel gidelim. Bu konuşma bir yere varmayacağım. Benim kalbim kırıldı diyorum, siz hala turnuva derdindesiniz. Sonra neden hırsızsın Asya? Özür dilemek bu kadar zor mu ya? Arkadaşlar tamam, yeter. Al işte sizin yüzünüzden rezil olduk. %35 diyor Efsun. %35! Ne doluyor bu alet? Ne bileyim. Pençenin beyni sensin. Ben yumruğuyum. Tarihteki ilk cep telefonu bile bundan daha hızlı şarj ediyor yahu. Bir şeyler yap şuna, bir şeyler yap. Ne yapayım? Tehdit mi edeyim aleti? Döveyim mi? Ha! Dedeme ulaşmamını sağlayacak tek araç bu. Ne yapıyorsun sen? Bir şeyler düşün çabuk. Bence biz en iyi bildiğimiz şeyi yapalım. Pislik. Entrika. Belden aşağı vurma. Anilik. Kıyma alma karnı. Yahu ne yapacağız? Söyle çabuk, ne yapmamız gerekiyor? Fikri'yi takip edeceğiz. O da bizi onların zaman makinesine götürecek. Haluk bu fikri sevdi. Hocam, biz bunları nasıl barıştıracağız ya? Hadi bakalım Ardacığım. Şimdilik dışarıdan müdahale etmek iyi olmayabilir. Zaman makinesini yastığının altına koysam da bulacağım Fikri Efendi. Orada olduğunu sanmıyorum. Olsun. Biz yine de bakalım. Fikri. Fikri hocam. Ne oldu Fikri hocam? Takip ediliyormuşuz gibi geldi. Vallahi mı? Ya da yanılmış olabilir. Yanılmamışım. Takip ediliyoruz. Sakın aklınızı dönmeyin. Sakın. Düz yürümeye devam edin. Fikri hocam, bizi kim takip eder ya? Haydutlar mı? Hırsızlar mı? Eşkıyalar mı? Kim? Bir drone. Ne? Drone. Drone mu? Hocam ben biliyorum bunları. Zaman bozanlar bunlar. Bizi bayıltacaklar. Şşşt! Sessiz ol. Bizi duyabilirler. Yok arkadaş, ben bir daha abuk sabuk bir yerde uyanmak istemiyorum. Bana bak Efsun,
Hepsi mi iyi okçu be he? Hepsi mi? Arla sen bunu nasıl düşürdün ya? Bizim bu dronlarla şahsi bir meselemiz var. İşte şimdi ödeştik. Ne yapıyorsun sen yavru? Ha? Ne yapıyorsun sen? Ben bu drone'u inceleyip zaman bozanların teknolojisi hakkında bilgi edinecektim. Bilgi, bilgi! E bak ya, bak. Anlıyor musun? Suyuna git, iyi değil. Dayıcığım. Kim üzdü yine seni? Kendi zaman gacımdan ümidimi kestim. Ama onların zaman makinalarını nereye sakladıklarını da bulamıyorum. Dayıcığım, bırak şimdi zaman makinesini falan. Menzil atışını kazanmamız için bir şeyler yapman lazım. Bana ne ya? Bana ne? Ben zaman makinemi istiyorum. Dayıcığım. Hı? Dayıların bir tanesi. Bu bana ne? Zaman makinesini sonra bulursun. Ama eğer menzil atışını kaybedersek pençeyi bir daha bulamazsın. Aa, lütfen kendinize geliniz ama. Tamam mı? Anlaştık. Öyle mi diyorsun? Hı? Peki. Tamam o zaman. Beni bir yalnız bırakın. Bir düşünmem lazım. Sana öyle bir ok, öyle bir yay yapacağım ki alnını böyle al. Tarihe yazacaksın. Hadi yine iş. Kandırdın da yine. Şimdi, X neydi? Tam sayı. Tam sayı. Eksi bir. Asya. Küçüktür. X. İki. Olduğuna göre ifadesinin eşiti kaçtır? Haydi bakalım, kim çözecek? Bora değil o kesin. Sinan, lütfen. Mavi ay birbirinden hiç ayrılmaz. Arkadaşlar 053 olan var mı? Pişt. Hayatta vermem. Elif sende vardır, versene. Şu taraftan bir vızıltı geliyor. Duyuyor musunuz? Yakala. Eyvallah. Çocuklar. Kimse çözemedi mi ya? Ben çözdüm hocam. Heh. Cevap 3. Doğru. O zaman şöyle yapalım. Haftaya tahtada çözersin. Bana müsaade. Hepinize iyi günler. Hoşça kalın. Görüşürüz hocam. Görüşürüz hocam. Görüşürüz hocam. Ya ne yapıyorsun? Yapma! Arda yapma, yapma! Ya şunun haline bak, ne yaptın ya? Barıştırma çabalarımız devam edecektir bacım. Hadi nerede buluşacağımızı biliyorsunuz. Asya, okçuluk kulübüne gidiyoruz değil mi? Bak kaç gün önceden ayarladık. Çalışmamız gerekiyor.
kızlar, bence gitmeden önce şu pisliklerinizi bir temizleyin ya. Ne kadar pasaklısınız. Sen buradan uzaklaştığında hiçbir pislik kalmayacak. Hadi canım. Şu pembe burnunu her şeye sokmasan olmaz değil mi? Sakin Asya'cığım. Sakin. Bu kadar negatiflik sana zarar. Söyleyeyim. Asya uğraşma. Boş ver. Biz okçuluk kulübünde çalışacağız. Siz kendinize başka bir yer bulun. Ne? Allah Allah. Okçuluk kulübü onların malı değil. Biz de gidip çalışacağız. Asla. Ben istenmediğim yerde durmam Elif. Sen istersen git. Hadi gidelim. Bir. Siz konuşurken sizi geçiştirir. Deneyelim bakalım. Salih, şu Fikri Hoca'yla Savaş Hoca'nın aldığı dergiye bak. Ben de bu saçma sapan şeyleri kim okuyor diyordum. Meğer bizimkilermiş. İki. Aklı hep başka yerdedir. Ben senin aklını bir alayım da görsen. Ay Salih, ben sana söylemeyi unuttum. Bizim mal sahibinin oğlu askerden mi geliyormuş, neymiş? Haftaya dükkanı boşaltın diyor. Hallederiz ya. Üç, telefonuyla çok vakit geçirir. Salih, zaman bozanlar yine takipte. Sakın laboratuvara falan gelmeyin. Yazıklar olsun sana Salih. Daha beşinci maddeye gelememiştik bile. Ne oldu hayatım, ne maddesi? Hayatımmış. Sonunda varlığımı fark edebildiniz yani Salih Bey. Ya ne dedim ki ben? Yayın libresi ne kadar yüksekse ve ne kadar gelmeyi başarırsan o kadar uzağa atarsın. Ya Allah aşkına sen ne anlatıyorsun ya? Siz asıl benim dünkü atışımı görecektiniz. Ya Arda bunu 40 kere söyledin ya. Bari biraz duruş falan çalış da hep böyle at. Bak. Bak, bu yani. Kızlar neden gelmedi? Neden olacak? Triplerindendir. Yok ya, bizim kızlar öyle yapmaz. Nasıl yapmaz? Bu ne o zaman? İki gün sonra yarışma var ve hanımefendiler takımları yerine gururlarını düşünüyor. Maalesef öyle. Bir dakika. Haklısınız arkadaşlar. Bu böyle olmaz. Ya sen daha sonra yine hobi olarak tribüne at ama burada takım gidiyor ya, takım. Ya bak çok kızdım, vallahi çok kızdım ha. Arda tamam, sakin. Ya sakin falan olamam. Düşman kapımızda bekliyor. Bunların yaptığına bak ya. İyi düşman lafın üstüne gelir. Kolay gelsin arkadaşlar. Ne istiyorsunuz? Çalışmak. Burayı çok güzel hazırlamışsınız. Tebrik ederim. Hazırladıysak kendimizi hazırladık. Gidin başka yerde çalışın. Vallahi tepem atık, elimden bir kaza çıkmasın şimdi. Ya kusura bakmayın arkadaşlar. Biz sizin çalıştığınızı bilseydik zaten sizi rahatsız etmezdik. Ama bize öyle söylenmedi yani. Değil mi Pelin? Aynen. Elif'le Asya bize burada çalışabilirsiniz deyince. Elif ve Asya mı? Evet. Orası boştur. Siz gidip kulüpte çalışabilirsiniz dediler. Ama bu kadarı da fazla ya.
Ama ben gidip soracağım onlara. Bu nedir ya? Bu nedir ya? Bana bakın. Size iki çift lafım var. Söyle. Sen de beni suçlamaya geldin değil mi? Ben alıştım zaten. İstediğini söyleyebilirsin. Söyle hadi. Vallahi haklısınız bacım. Hepsi aynı bunların. Vallahi. Odunlar bunlar, odun. Öyle demesek mi Arda'cığım? Yo yo, az bile bunlara. Arda sen söyle, biz haksız mıyız? Yok bacım, insan 40 yıllık arkadaşına böyle davranır mı ya? Bir de diyorlar ki siz kız tribi yapıyormuşsunuz. Öyle mi diyorlar? Evet. Ben sana demiştim. Demek ki kız tribi atıyormuşuz. O zaman bundan sonra tribin kraliçesini görecek onlar. Konuş kız. Tebrik ederim kızlar. İki gün önce kavga etseniz de bugün burada aynı yerde takım için çalışabiliyorsunuz. İşte herkes bizim kadar profesyonel olamıyor. Evet canım arkadaşım. Sinan yürü bizim kulüpte çalışalım. Bunlar bize rahat vermeyecek. Hayır orada kızlar var. Burada da bunlar var. Sinancığım. Biraz gergin gördüm seni. Kendini değil, yayını gereceksin arkadaşım. Bilmiyorsan öğreteyim bunları. Bana bak. Seni kapının önüne atarım. Efendim baba. Oğlum gelin. Konuşacağız. Tamam geliyoruz. Yürü Sinan. Şunların gazına gelip ekmeklerini yan sürmeyeyim. Bravo. Aferin size fırsatçı kaplanlarım benim. Sayende Cenk'cim. Gevşemek yok. İki gün sonra harika atışlar yapacaksınız. Yoksa bittiniz. O kollar kas yığınına dönecek. Hadi durmak yok. Çalışmaya devam. Kızlar buyurun sıcak çikolata. Mutluluk hormonu salgılatır. Hocam yanacaksınız. Bir şey olmaz. Ben yanmışım zaten. Hocam bizim sorunumuz böyle de size ne oldu? Erkekler işte Asya'cığım. Büyük küçük fark etmiyor bunlar. Hepsi de aynı. Değil mi? Çok kırıcılar. İlgisizler. Ve asla hatalarını kabul etmiyorlar. Asla. Kızlar, gelin bir konuşalım bakalım. Ben de mi? Yok, sen değil. Hadi. Bizim onlarla konuşacak bir şeyimiz yok hocam. Aynen öyle hocam. Size soru sormadım. Rica da etmedim. Hadi. Hocam, bu haklı davanızda yanınızda olmak çok isterdik. Ama durum mühim galiba. Biz kaçtık. Gidin hadi. Sen değilmiş. Kaba adam. Kaba mı? Kabalar. Lütfen yani öyle dediler. Hiç bakışmayın. Hak etmişsiniz. Çatır çutur kırmışsınız kızların kalplerini ya. Senin şu kalbi kırıklar kulübü yüzünden Pençe'ye rezil olduk ya. O nasıl dalga geçmekti? Vallahi mı? Bak buna kızarım işte. Geçin şöyle. Şöyle geç. Evet. Anlatın bakayım derdiniz ne? Hocam bu bana hırslı dedi. Bu mu? Değil misin? Ya haydi buyurun. Asya haklı hocam. Asıl İskender haklı. Turnuvaya iki gün kaldı. Olsun. Ben yine de özür bekliyorum. Ben de öyle. Kavgayı büyüten onlar hocam. Kulübe gelmediler. Gelmemizi istemediniz. Biz mi istemedik? Yalan. Ya Arda sen de bir şey desene. Vallahi beni hiç karıştırmayın. Bezdim ya. Yeter.
oluyor size? Karşımda duran kendi çocuklarım mı? Ben tanıyamıyorum artık sizi. Başka yere bakmayın, birbirinize bakın. Herkes karşısındakinin yüzüne baksın. Haydi. Hemen! Arda, bir taraf mı seslen artık? Konuşma! Az önce yeteri kadar konuştunuz. Şimdi sadece susun ve birbirinizin yüzüne bakın. Ölçüsüz bir dil, kullandıkça keskinleşen bir alet gibidir. Belli ki siz de birbirinizle konuşurken öfkenize hakim olamıyorsunuz. Ölçüsüz davranıyorsunuz. Birbirinizin canını yakmışsınız. Madem ki dilinize hakim olamıyorsunuz, olana dek konuşmak yok. Karşınızda duran bir yabancı değil. Karşınızda gördüğünüz öfkeli yüz kendinize ait. O yüzde gördüğünüz kızgınlık, kırgınlık, pişmanlık, her ne varsa size ait. Karşınızda duran sizin dostunuz. İyi bir dostu olanın aynaya ihtiyacı yoktur. Sizin de karşınızda duran bir ayna, yani kendinizsiniz. Belli ki birbirinizi kıracak şeyler söylemişsiniz. Ama bence birbirinizi yanlış anlamışsınız. Mevlana der ki, insanlar seni yanlış anladığında dert etme. Duydukları senin sesin, fakat aklından geçirdikleri kendi düşünceleridir. Şimdi herkes yayını alsın. Haydi. Arda, ne yapıyorsun? Bu benim yayın. Hayır, benim. Konuşma! Düşüncenizde, dolayısıyla dilinizde dengeyi bulana dek konuşmak yok. Birazdan sizi yalnız bırakacağım. Siz de düşüncenizi toplamak için atış yapacaksınız. Bu esnada sizden istediğim iç dengenizi ve şu sorunun cevabını bulmanız. Kafanızdan geçen öfkeli sözler karşınızdakine mi ait, yoksa kendi kendinize söylediğiniz şeyler mi? Anlaşıldı mı? İyi. Hadi bakalım. Geliyorlar, dikkatli bak. Kendine güvenen şu ekibe. Göreceksin mavi ayı.
ve alır terim. Hedefi vuracaksın ve duracaksın. Sen şımarırsan yumuracaksın. Kemal keşim, ruh eşim, kardeşim. Hilal etrafında birleşin. Oldu mu? Tamam mı? Oluyor, bekle. Şimdi oldu mu? Ve tamamdır. Aferin Arda. Sandığımız kadar gereksiz değilmişsin demek. İyi çıkart. Ya biz? Yani bence biz de iyi iş çıkarttık. Şu an keyfimi sen bile bozamazsın bu hocam. Ama size de aferin. İyi çıkarttınız. Mutlu musun? Evet. Bence hepimiz mutlu olalım. Zaten yara almışlardı. Şimdi paramparça olacaklar. Kimse kusura bakmasın ama ben konuşacağım. Oh be, ben konuşurum. Sonuçta kimseyi kıracak bir şey demedim. Bence bana yasak yok değil mi? Arda. Şşş. Vallahi susamam. Sessizlik beni aşırı geriyor kardeşim. Müzik falan açacağım ben ya. Bu ne, uzay boşluğunda mıyız biz? Bir dakika. Bu ne ya? Şok, şok, şok. Mavi Ay'dan üzücü haber. Birbirlerinden hiç ayrılmayan ekip çatır diyor mu ne? İşte o görüntüler. Ana! Magazine düşmüşüz ya. Kim ki bu? Yeni dedikoducu mu? Ha ha, Mavi Ay dengesini kaybetmiş. Eğiliriz, bükülürüz, biz artık küsüz. Kimler küsmüş Mavi Ay? Çok çirkefsin Mavi Ay. Bu ne ya? Sizin yüzünüzden düştüğümüz duruma bak. Rezalet. Pardon, bizim yüzümüzden mi? Videoda bir tek biz yokuz Sinan. İstersen yavaşlatarak tekrar izle. Bu hiç iyi olmadı. Hem de hiç. Aha İskender kardeşim sinirlendi. Evet sinirlendim. Çünkü az önce fazla hırsın sonuçlarını hep beraber gördük. Bana hırsı diyene bak. 10 saniye önce hedefi devirmemiş gibi. Ben sadece sana söylemiyorum. Bütün takıma söylüyorum. Ben sana kötü bir şey demedim ki. Niye üstüne alınıyorsun? Sen niye şu tavrının sözlerinden 1000 kat daha kırıcı olduğunu anlamıyorsun? Allah'ım sabır ver ya yine telif. Sinan bir sussan mı artık? Ya rezil olduk rezil, siz hala ne diyorsunuz? Tek sebebi biz miyiz? Ya ne fark eder? Ya o telefonu alan elim kırılsın. Bizim şu anda çalışmamız gerekiyordu. E biz mi başlattık? Ya arkadaşlar sessiz olun, Salih Hoca duyacak. Ya bıktım ya bıktım. Asıl ben bıktım. Şu an zamanı boşuna harcıyoruz. İskender yeter lütfen ya, susun artık. Sen onu arkadaşına söyle Elif. Arkadaşına mı?
Ben senin arkadaşın değil miyim İskender? Bak, şu anda çalışmamız gereken zamanı çocukça saçmalıkları harcıyoruz. Ben seni kırıp dökecek hiçbir şey yapmadım. Çocukça saçmalıklar dediğin benim duygularım. Ama ne önemi var ki? Çabuk! Bizim hata yapma gibi bir lüksümüz yok. Benim kalbim kırıldı diyorum, siz hala turnuva derdiniz. Ben seni kırıp dökecek hiçbir şey yapmadım. Sen benim sevgimi bununla mı sınıyorsun Rüya? Yok canım, daha neler. Rüya. Ya Salih, ne yapayım? Test ettim. Hepsi sana uyuyor. Yahu insanın bin türlü hali var. Yani. Bak, sürekli aynı halde olamam. Ama şunu bilmeni isterim ki seni sevmekten asla vazgeçmeyeceğim. Eğer bir kusurum olduysa da özür dilerim. Estağfurullah. Asıl ben böyle saçma sapan şeylerle seni sınadığım için özür dilerim. Ama beni bir daha ihmal etmek yok. Tamam mı? Hazır mısın sevgili yeğenim? Ben doğuştan hazırım dayı. Miras değil. Alın teri. Tüm okullar gösteriyor Haluk Ahriman gibi. Hmm.
şu anda elinde aerodinamik açıdan tasarlanmış mükemmel bir ok var. Daha iyisi yapılmadı. Dayı, bu bildiğin ok. Ya ben roket ok yapayım dedim. Böyle menzili aya varsın. Ama baktım çok gösterişli oluyor. Gerek kalmadı. Ama asıl maharet zaten yayda. Bu yayın libresi çok yüksek, çok. Değil mi? Evet. Belli. Libresi bayağı yüksekmiş. Dayı, bu yarın bana sıkıntı çıkarır ha. Hayır, çıkarmayacak. Unutma. Akıllı insanlar sorunu çözer. Bilgi insanlar da sorundan kaçınır. Einstein? Aynen. İşte çözümümüz tam da burada. Şimdi yeniden dene. Dayı, sen nesin biliyor musun? Dayıların en bilgisi. Biliyorum, biliyorum. O zaman şimdiden Mavi Ay'ın kapanışını kutlamaya başlayalım. Vallahi ben havai fişekleri sipariş ettim. Sen hiç merak etme. Sen nerede? Niye beraber gelmediniz? Hocam, ben de size aynısını soracaktım. Yani sabah grupta mesajlaşmıştık ama orada görüşürüz dedik. Kafede mi acaba? Yo, ben kafeden geliyorum. Orada yoktu. Nerede o zaman? Evren geliyor. Hayırdır Evren? Ne işin var oğlum senin burada? Ben de şaşkınım ama galiba bugün Asya'nın yerine ben yarışacağım. Ne? Vallahi ben de itiraz ettim ama öyle istedi. Bunu da size gönderdi. Sevgili Mavi Ay, menzil atışlarına katılamayacağım. Beni affedin. Ama bence katılmamam sizin için daha iyi olacak. Çünkü İskender ve Sinan'a göre ben takıma zarar veriyorum. Çocukça saçmalıklarımla sizi daha fazla oyalamak istemiyorum. Hepinizin bugün mükemmel bir atış yapacağına ve bu yarışı da kazanacağınıza eminim. Size güvenim sonsuz.
Ama... ben artık yokum. Hoşça kalın Asya. Lucia? Bunu gerçekten Asya mı verdi? Hayır, hayır, hayır. Bunu yapamazsın Asya, hayır. Hocam Asya'nın ayrılmasını ben istemedim. Hiç kimse istemedi. Biliyorum oğlum, biliyorum. Ne yapacağız hocam ya? Elif tamam ağlama. Düzelecek. Asya'sız mavi ay mı olur? Olmaz. O iş o kadar kolay değil. Bekleyin beni. Ne oluyor ya? Kaçıyor musunuz şimdiden? İskender ekip arkadaşlarını bir araya toplamaya gidiyor ama başaramayacak. Mavi ay dönemi bitmiştir.